Merhaba arkadaşlar. Maça çıkacağım. Trabzonspor'un bu sezonki yaptırdığı ürünlerden bir tanesi. Dostlarım çok da güzel. Yakıştı da bana, değil mi? İdman da yapıyorum. Yani başkanın alacağım dediği bomba benim galiba. Ben de bomba sayılırım yani sahaya çıkarsam ha arkadaşlar. Ama bana muadil birini alacak herhalde. Dostlarım, iyi misiniz? Espriyle başladım. Beğenirseniz de bazıları bu espriyi de beğenmemiş olabilir. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir video yapayım. Daha eve yeni geldim. Saat 2'ye 5 var. İşlerim vardı. Şimdi buradan bu videodan sonra gideceğim, spor yapacağım. Hazırlanıyorum. Maç var. Pazar günü Beşiktaş maçı. Ona hazırlanıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunduktan sonra Beşiktaş maçı. Cuma, cumartesi, pazar. Onunla ilgili, maçlarla ilgili görüşlerimi anlatacağım. Ne olabilir? Bence. Ne olabilir? Ve yine ufak da olsa Nevzat Aydın'la ilgili bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Sonra o arada aklıma bir şey gelirse, samimi söylüyorum, zaten anlamışsınızdır. Aklıma bir şey gelirse bir anekdot konuştuklar arasına sıkıştırabilirim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Öncelikle Nevzat'tan girelim dostlarım. Gözlüğümü takayım. Ondan sonra kitabımı alayım, notlarımı. Şimdi arkadaşlar, ben hayatta bazı şeyleri kendine has şey olan bir insanım. Bu şeyi de çok kullanıyorum ama yani karakter yapım olarak bana 17-18 yaşında futbol oynamaya başladığım zamanlar işte geliyorum yani geliyoruz. Ayak seslerimiz. Zaten Trabzonspor'un ayak sesleri ötmeye başlamış. Tak tak tak. Biz de onun içerisine girmek için mücadele ediyoruz. Kapasitemiz var. Dostlarım. Öyle gösteriyoruz. Ama o resimlerimize bakın. Bu resimler hani beyazın haricinde düşünün. Saçlar uzun, bıyıklar aşağı doğru. Böyle gene tavır, serseri bir tavırlar. Mahalle şeyi, çocuğu falan. Böyle yaşından çok kalın gösteren bir tip arkadaşlar. Yani bana ayakkabıların topuklarının üstüne basan, mahallede yetiştik ya, ya işte şunu yaparsanız toplum ne der dendiği zaman onu daha çok yapmaya çalışan bir genel yapım. Ne yapalım yani toplum diye diyor, biz yapmayacağız mı diyen bir yapımız vardı arkadaşlar. Tabii büyüdük geldik bugünlerde ama tabii kendimizi yetiştirdik, düzelebilecek olduğumuz zaman düzeldik. Şimdi ben bu kanalı YouTube'u yapmaya başladığım an itibaren düşünce olarak ben Serdar Bay olarak bir YouTube kanalı açayım. Düşüncem. Bu benim. Bu kanal benim, benim. Bu kanalı açtım. Sizlerin sunumuna götürdükten sonra ve bugün itibaren 11 bin küsür takipçim olduktan sonra ve evvel benim Serdar Bali kanalı değil artık. Serdar Bali isminde bir kanal var ama sizin kanalınız. Burada şahsi işlerimizi sizin üstünüzden görmemize gerek yok. Bugüne kadar da görmüş değilim. Çok az araya serpiştirerek yaptım. Şimdi bu Nevzat Aydın konusunda çok uzatmayacağım. Çünkü bu benim şahsi işim değil. Nevzat Aydın'ın şahsından ilgili bir şey söylemem. Söylemedim de. Trabzonsporlularla ilgili ve Trabzonspor üstünde yaptığı şeylerin eksiklerini ve yanlışlarını söyledim. Şimdi bir iki gün, iki video ve bir, bundan bir evvelkinin önünde, yani iki video önce evvela attığı tweetleri, tweetçi ya bu arkadaş, attığı tweetleri, Trabzonspor için attığı tweetleri bir Trabzonspor olarak beğenmedim. Belki de siz beğendiniz. Ve ben Trabzonspor'la ilgili olduğu için
ona bir Trabzonsporlu olarak ve YouTube kanalında konuşan bir insan olarak ve Trabzonspor'un gerçekten başlangıcında yer almış bir insan olarak bazı şeyler söyledim. O da bana haklı olarak, ben nasıl söylüyorsun, o da bana tweet'in üstünden bir şeyler yazmış. Şimdi ben size onu okuyacağım, ona bir şeyler söyleyeceğim ve kapatacağım bu konuyu arkadaşlar. Şöyle yazmış. Bana özel program yapmış Serdar Bali. Saçma sapan çıkarımlar, cahilce yorumlar, ağzına geleni söyleyip sonra lafı çevirme çabaları, iyi ki tweet atıyorum da video çekecek içerik buluyor demiş. Okudum. Video ben. Tweet bende. Nevzat Aydın. Şimdi arkadaşlar size söylüyorum. Dolayısıyla ona da söylüyorum. Yetiştirirler veya seyrederler. Nevzat Aydın kişi olarak benim hiç umurumda değil. Ben de onun umurumda değilim. Eğer işinle ilgili bir şeyler söylese ben bu işi bilmiyorum. Yani onun yaptığı işi bilmiyorum. Ayrıca onun kadar genç değilim. Aramızda 20-25 yaş fark vardır. Twitter'ı kullanmam, sosyal medyayı kullanmam, oradaki şeyler yapabilmem, onun kadar bilemem. Bilmiyorum zaten. Ama konu Trabzonspor olduğu için o da aynı benim onun işi kadar, nasıl bilemiyorsam da o da Trabzonspor'u benim kadar bilme şansı yok. Yarısı kadar bilme şansı yok. Dörtte biri kadar bilme şansı yok. Yani derler ya, sen gidiyorken ben dönmüştüm. Ben onu biraz katlayayım. Sen gidiyorken ben iki defa gidip dönmüştüm. Sayın Nevzat Aydın. Şimdi saçma sapan çıkarımlar, cahilce yorumlar, iyi ki ben varım da video yapıyor diyor. Şimdi arkadaşlar ben hemen şunu söyleyeyim. 14 Aralık 2020'de YouTube'a katılmışım. 403 tane video yapmışım. Bu da 404. Ve 2.141.123 kişi beni görüntülemiş. Yani onun içerikleri olmadan 400 tane yapmışım. 3 tane de onu katarak yapmıştım arkadaşlar. Şimdi ben buradan Nevzat Aydın'a iki şey söyleyeceğim. Ben Nevzat Aydın'la ilgili girerseniz Nevzat Aydın'ı met ettiğim, çünkü Trabzonspor namına yaptığı işlerden dolayı ve onunla ilgili konuşmalarından dolayı met ettiğim bir video yapmıştım. Hakikaten gerçekleri, yani bir defa İstanbul'da bir 60-70 kişi toplantı yaptığımız yerde karşılıklı konuştuk. Orada da kavga etmiştik. Ben bu futbol sepete sığmaz dedim. O trollarına tweet'ten bana attı. Küfür ettirdi. Ben de onu yakaladım. Sen ne demek? Dedi ki ben sana ne yaptım? Ben sepet dedim dedim. Yemek sepeti demedim. Basket sepeti olabilir. Hamal sepeti olabilir. Sonra orada kaldı yani mevzu. Ben onu Mete'den, hakikaten yaptığı işleri şeyden bir şeyden, bana özelden çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Bugün yapmışsın. O senin inceliğin falan diye mesaj attı. Şimdi inkar edebilir ama şeyden çıkabilir. Saklamadım. Ama gerçekten bana özel bunu yaptı. Ben de önemli değil dedim. Şimdi size soruyorum. Yaptıkları iyi şeyleri anlatırken, iyi olduğunu düşündüğüm şeyleri anlatırken ben cahil değilim, saçma sapan değilim. Ama Trabzonspor'un başkanlığı ve Trabzonspor aldığı şeylere, transferlere sallarken, kendi aldıkları da ortadayken ben saçma sapan çıkarımlar yapan, cahilce yorumlar yapan biriyim. Bitiriyorum arkadaşlar. 403 video, 2141 bir tıklama olan bir insan bana cahil demiş Nevzat Aydın. Kapatıyorum. Nevzat Aydın, estağfurullah. Cevabım budur. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz normale. Bugün güzel size Beşiktaş maçını anlatacağım ama arkadaşlar bir şey daha göstereceğim size. Bu da güzel ha başka arkadaşlar. Şurada değil mi? Şurada amblem. Çok güzel bir şapka. Amblemi de koymuşlar. Bunu takayım. Yani bunlar var.
Yani alınabilecek fiyatta da yani çok fazla paramız da gitmedi arkadaşlar. Böyle bir Beşiktaş maçına yani gözlüksüz anlatayım. Başlayayım arkadaşlar. Bu hafta Pazar günü çok güzel bir maç var. Derbi maçı var dostlarım. Şimdiden beni arayıp abi geliyoruz deyip işte ne yiyeceğiz deyip balık yeriz dediğimiz arkadaşlarımız geliyor. Sürüyle. Uçaklar dolu. Bugün bir yere gittim. Protokolda yer kalmamış. Protokole yazdırıyorsun kendini. Yani yukarıdan aşağıdan, işte belediye başkanından, validen, şuradan bilmem ne müdürler, onlara yer kalmıyor müdürlere. Onlara çıkarsa geliyor. Dolu, full. Stat da full dolu olacak. Bilet de zaten kalmıyor. Kalmadı, kalmamış üzere. Belki ayrılmış biletler vardır. Şimdi bu maçta bizim için kritik bir maç, önemli bir maç. Kaybedersek zaten hiç umudu olmayan, ya bu sene bir şey yapmayız, bu yönetimden bir şey olmaz, bilmem ne olmaz diyenlerin ekmeğine yağ sürülmüş bir ortam olacak. Değişen bir şey olmayacak. Trabzonspor ondan sonra devam edecek, kafayı kurtaracak. Ama ben diyorum ki, iddia ediyorum. İddialıyım ya. Bu maçı Trabzonspor alacak, alır. Ve ondan sonra da kafayı yukarı kaldırarak bu hızdan devam eder. Diyorum. İnancım bu. Şimdi ben böyle diyorum. Yönetim transferler yapıyor ya. Ne içimizdeki İrlandalılar beni bekliyorlar ve yönetim bekliyorlar. Hani yönetim bekliyorlar. Bana şunu da diyebilir bazıları diyebiliyor. Dışarıdan katılıyorlar. Yani aboneler değil dışarıdan katılanlar. Ya kendini bu kadar önemseme. Önemsemişim falan deme. Ben önemliyim arkadaşlar. Hiç mütevazilik yapmam. Trabzonspor konusunda önemliyim. Futbol konusunda da önemliyim. Arkadaşlarım arasında da önemliyim. Severler benim. Bize sallayacaklar ya. Attınız tuttunuz bu memleketi. Ya ben Trabzonsporluyum ve Trabzonspor'un arkadaşlar şampiyonluğu oynayacağını inanıyorum. Yönetimin iyi olduğunu, iyi transferler yaptığını, daha da yapabilecek kapasitede olduğunu, seneye daha iyi takım kuracak olduğunu ve moralimizin yüksek olduğunu, yükselmesi gerektiğini söylüyorum size arkadaşlar. Böyle söylüyorum. İnanmayabilirsiniz. Ama inanın diyorum arkadaşlar. Bana da çok sallamış olsalar, sallayacak olsalar da önemli değil. Niye böyle diyorum arkadaşlar? Onu da izah edeyim size. Şimdi Galatasaray'da, Fenerbahçe'de iyi transferler yaptılar. Beşiktaş da iyi transfer yaptı. Ama onlar kadar ses getirmedi. Çünkü nasıl ki biz, hani şöyle bir sloganları var ya, Mason teşkilatı gibi kurulan o teşkilatlar, Galatasaray, Fenerbahçe olur, Beşiktaş olsa da olur, Trabzonspor mümkünse olmasın diyen zihniyetin içerisinde Beşiktaş takımı da İstanbul'un garibanı gibi görülür. Halk takımıdır. Çok sevdalısı vardır ama onlar kendilerini iki tanesi böyle görürler. Yani bunlar oynarken dünyanın en büyük derbisi derler. Nerede dünyanın en büyük derbisi? Kendi aramızda çalar oynayan bir pozisyondayız. Şimdi dolayısıyla o ikisi çok iyi transfer yapmış ama Beşiktaş'ın transferlerini sanki transfer yapmamış gündemine taşırlar. Bizimkini de zorlan kafalarına vurarak yaptığımız transferlerden dolayı konuşuyorlar. Şimdi Beşiktaş takımı diğer iki takımdan daha farklı bir oyun sistemi var. Beşiktaş takım oyunu oynuyor. Kim iyi futbolcu dediğin zaman yani Gedson fena değil. Efendim Abubakır iyi. İşte Mulaku yanında idare eder. İşte sonradan sağ bek çıkar, sol bek çıkar falan. Hala Necip oynar stoperlerinde. Salih Uçan form tutturdu, devam ediyor. Kalecileri Mert falan iyi dersin. Ama bir takımdır. Tete gider, Icardi gider, Kerem gider. İşte ne derler? Ceko diyorlar. Ceko gider Fenerbahçe'de, Cengizce falan. Böyle yok. Bir takım oyunu içerisinde oynarlar. Şimdi onlar takım oyunu oynadıkları için biz de takım oyunu oynayabiliriz. Bizim süratli adamlarımız daha çok. Onların forvetleri süratli değil, ağır da değil, orta karar. Yani bizim Baniya'da, Benkoviç'te,
İşte Denzville'de öteki arkadaşı saymayayım, sakatlandı zaten, artık ismini de dememeye çalışacağım. Yani üzülerek söylüyorum. O zaten yok. Yani orada onların süratlerinden mücadele edebilecek bizde stoperlerimiz var şu anda gözüken. Ama onlar daha formda gibi dostlarım. Araya da bir şey sıkıştırayım. Bunu çıkartayım arkadaşlar. Bir de böyle de kullanılıyor arkadaşlar. Bakın. Buradaki, şurada da amblem var. Böyle de kullanıyor. Biraz da böyle karşınıza geçeyim. Bu şapka da mutlaka alın arkadaşlar. Bunlar da iyi. Ben reklamsız olanından alıyorum arkadaşlar. Kendi reklamı var. Ama o büyük reklamı takmak istemiyorum. Çünkü kanal benim arkadaşlar. Niye reklamlı bir şeyle çıkayım? Şimdi maça dönersek, biz bir takım oyunu oynayan Beşiktaş'a karşı verecek olduğumuz fizik mücadelesiyle, orta sahadaki verecek olduğumuz mücadeleyle takımı alma şansımız olduğuna inanıyorum. İyi oynuyorlar, takım oyunu oynuyorlar, sonuna kadar bırakmıyorlar. Biz de 5-1'in verdiği moral, transferlerin verdiği moral ve alınan futbolcular ne kadar oynarlar, kaç dakika oynarlar, başta mı oynatır, sonunda mı oynatır, ortasında mı oynatır bilemiyorum. Ama formunu yavaş yavaş kazanan Bardi, bu senenin yıldızının eğer Mendy iyi oynarsa Bardi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Her geçen gün üstüne koyuyor. Sol açık kim oynar henüz belli değil. Şimdi bu Pepe'yi sol açı her yerde oynayayım diyor ama Pepe sağda daha iyi oynuyorum diyor. Sol açığa geçirirse zaten yandık. Yani orada oynasa bile Visca çıkan bekini takip edebilir. Orta sahadaki güç Salih'ti. Getson diye Halit Oçiş miydi neydi ne yazmıştım buraya ben. Hadzi Ahmetoviç. O da fena futbolcu değil. Bakın o Konya'da falan mı oynuyordu? Yok. Nereden alındı onu? İyi futbolcu. Aslında alınabilecek futbolculardan biriydi. Kaliteleri var. Ama bizim de gücümüz var. Ben o yüzden diyorum ki iyi mücadele. Burada Nenad Bielisa'nın dostlarım yani bu kadar şeydi. Antrenör, teknik direktör bilgisi, oyuncu değiştirmesi ve görüşü çok önemli. Burada iki teknik direktörün sahaya verecek olduğu taktikler önemli. Biz Trabzonspor olarak şunu tutalım, bunu tutalım demeyeceğiz. Onlar da demeyeceklerdir. İki takım oyununu oynayarak kalite farkını ortaya koyarak kişilerin. Aboubakır orada kalite farkını, Umlako sağa sola deplasman oluyor. Stoperlerimiz bunları görmesi lazım. Sağda Mehmet Can oynarsa ki şöyle tahmin ediyorum, Uğurcan Baniya. İkisini koyduk. Bir Türk lazım. Eren mi, Mehmet Can mı? Sağ tarafta bana göre Larsen oynayamıyor. Mehmet Can daha henüz yeni başladı ama Larsen'den iyi oynayacaktır. Solda Larsen mi Eren mi? Bunlar hoca karar verecek. Mendy, Bakasetas, Bardi, Abdülkadir Bardi. Yani orada bir şey olacak mutlaka. Yani Abdülkadir'i kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum. Bilemiyorum yani. Çünkü idmanları o. Onaçı'yı ileri koyduğu zaman stoperleri çıkmasını engellerse oyun kurma şansları yok. İnanın bekleri gidiyor geliyor ama arkada çok açık veriyor. Hele sol taraftan daha da açık veriliyor arkadaşlar. Şimdi eğer şimdi Larsen onu oynar da hakikaten orta keserse çok sıfıra inmesine gerek yok. Birinin ona demesi lazım. Orta sahadan bile sol ayağın içinden orta keserse sert şekilde Onaçu stoperleri hırpalar. Attığı golleri kornerden atıyor stoperlerin geldiğini Beşiktaş'ın biliyorsunuz. Biz de attığımız golleri kornerlerden atabiliriz. Burada düğüm çözücü Pepe olabilir. Oynadığı müddetçe. Visca olabilir. Bardi olabilir. Bakasetas uzun zamandır uzaktan vurduğu şutlarla gol atmadı. Eğer Onaçu'nun gücü yettiğince rakibi baskılı yaptığı zaman dönecek toplara vurabilir. Ve ben Bakasetas oynarsa bu maçta ondan gol bekliyorum. Bardi'den de bekliyorum ben ayağın içinden. Mendy'nin kilit adam olduğunu düşünüyorum eğer oynarsa. Bilmiyorum anlatıyorum arkadaşlar. O yüzden
Beşiktaş maçında çok umutluyum arkadaşlar. Ben zaten her maçta umutluyum. Yense de umutluyum yani. Ben iddiada bilmem nerede oynamıyorum. Oynarsam Trabzonspor'a bana dünyanın en büyük takımlarında oynasalar para kazanmak için Trabzonspor aleyhine bir, bir olur, iki olur, sıfırı dedirttiremez kimse demem. Demem arkadaşlar. Ama hayal de satmak istemem. Trabzonspor'un yaptığı transferler benim moralimi yükseltti. Ama şuna inanın, bu transferleri yapmasa bu konuşmaların yarı yakınını da yapardım. Biz Trabzonspor'uz. Benkovic'inden, Perdanlensinden, bilmem nesinden bu maçta farklı oynarız bilmem ne derdim. Enis'i de yabana atmayalım. Enis gücü yettiği müddetçe ona koynarsa, belki Enis'ten başta belli olmaz. O da stoperleri çıkartmıyor ve ben Enis'in Trabzonspor'un gelecekte orayı boyu çok uzun olmamasına rağmen Mulaku gibi, bak Mulaku da çok uzun değil, sağa sola deplasa olarak hem goller atıp hem topu taşıyıp hem de rakipleri sıkıştıracağına inanıyorum. Enis konusunda çok acele etmeyelim. Gökten Gürbüz konusunda çok acele etmeyelim. Mehmetcan konusunda oynuyor şimdi, fırsat yakalamış ama mutlak hatalar yapacaktır. Hoşgörülü olacağız. Kerem Şenler, şunlar bunlar, gelen futbolculardan bir şeyler öğrenmeleri gerekir bu genç futbolcularımızın arkadaşlar. Çünkü vahşi bir dünyada yaşıyoruz. Yarış devam ediyor. Rakip 10 veriyor, 20 veriyor, 30 veriyor. Biz de vereceğiz. Biz de verebiliriz. Siz, ben buradan yönetime, taraftara sesleniyorum. Futbolcu arkadaşlarımıza sesleniyorum ama onlar bunu duymayacaklar tabii. Birileri söylüyor. Siz iyi oynayın. Taraftar olarak siz baskı yapın. Ya yani taraftar olarak Trabzonspor destekleyin. Vallahi bu başkanın önünü kimse alamaz. Bu yönetimin. Şevke geldikçe beklemediğimiz bir başkasının ya bizimle anılmasını bile zor olan futbolcular diye ukalaca konuşmalarını yerle bir eder. Vallahi billahi biz de ağzından girer burnundan çıkarız, alınmayacak. Bizden alın, fiyat olarak anılmayacak futbolcuları siz yeter ki onu heveslendirin. Vallahi alır. Trabzonsporlular. Çıkartayım bunları arkadaşlar. Böyle taktım, çıkartıyorum. Bu şapka çok önemli bir şapka. Bunu zaten şimdi takacağım. Ya ben şapka takamıyorum arkadaşlar ya. Yani böyle saat takamıyorum, kolye takamıyorum. Yüzük takamıyorum. Ben arada bir hevesleniyorum. Böyle bir kaşıntı alıyor, bir darlık geliyor bana. Gözlük takamıyorum farkındaysanız. Böyle bir sıkıntı yok. O yüzden arada bir takıyorum bunu. Yani mesela bu Trabzonspor şapkasını dışarıda takıyorum. Küçükkuyu'da takıyorum. Oralarda. Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ta var ya. Trabzonsporlu da var ama daha az. Oralarda takıyorum. Formayla geziyorum. Bordo maviyle geziyorum. Trabzonspor TS yazanla geziyorum. Gezerim abi. Havaalanında gezerim. Gezerim abi. Siz de gezin. Geziyorsunuz zaten. Biz Trabzonsporluyuz arkadaş. Benim derdim zaten hani arkadaşlar, ne Ertuğrul Doğan'dı, ne Nevzat Aydın, ne başkasıydı, ne Pepe'ydi, ne bilmem. Benim derdim burası. Şu an bile. Bak bu formada çok da güzel bir şey oldu arkadaşlar. Eksik bir şeyi söyleyeyim size arkadaşlar. Bu formanın üstünde yıldız beyaz. Yıldız beyazdır, sarı değildir. Sarı renkte yapıyorlar. Niye yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Şimdi zaten bunu şeyde de tüzükte de bir ufak konuşma yapacağım. Orada da bana kızanlar olacak. Teşkilatçılar bana kızar. Oradaki eksik maddeleri de söyleyeceğim. Kafama koymuşum, konuşacağım arkadaşlar. Doğrusunu konuşacağım ama o olmayacak. Dediğim olmayacak. Önerge de versem karşıya geçmeyecek ama onu kayıtlara geçireceğim arkadaşlar. Burada da doğrusu var. Yıldız beyazdır, sarı değildir. Bu takımın rengi de bordo mavidir. Bitti. Beyaz yıldız, bordo mavi renk. Başka renkler yoktur. Bu rengin içerisinde çok güzel renkler vardır. Onlar birleşmiştir. Kurucular ve sonra ilhak edenlerin renkleri, kurucular çok güzel renklerdir. Bu bordo mavinin içerisinde herkes kendi eski takımını görebilir. Ama rengini koyamaz. Göremez. Görmemesi gerekir. Bunu her kim yaptıysa ona teşekkür ederim. Beyaz yıldızdır arkadaşlar. Başka mevzuya da geçeriz. Anlattık dedim ya. 20-25 dakika oldu. Şimdi Beşiktaş maçında beklentim bu. Sizin de beklentiniz bu olsun arkadaşlar. Başka beklentileri olanlar da benim, bakın arkadaş şöyle yapayım. Şöyle.
Böyle gireyim göğsümü. Hazırım, hazır. Ne konuşursanız konuşun maçtan sonra. Trabzonspor'un kötülüğünden nemalanacak olan insanlara burası hazır. Yüreğim de hazır. Gelsinler. Siz de aynısını düşünün arkadaşlar. Yeneceğiz Allah'ın izniyle. Sonra Hatay, sonra içeride oynayacağız. Sonra Adana Demirspor maçlarına gideceğiz. Gezeceğiz. Bu takım bu sene bu maçı alırsa o havayla aslanlar gibi gider. Ya 2021'de şampiyon olduğumuz zaman gazetenin, basının, her şeyin şampiyonuyken biz Malatya'da 5 tane gol atarak ya hakikaten bunlar çok iyi falan filan deyip insanların kafasının içerisinde şartlandırdık. Bu senenin şampiyonu Trabzonspor diye. Rakipler de öyle geldi. Eğer Beşiktaş'ı iyi oyun kötü oyun beni anlamam. Kötü oyundan da olsa skor sonunda lehimize ise onların kafasına lan ne oldu bu Trabzonspor'a bu ne oluyoruz ya? He? Bu yarış güzel olacak. Ya beyin sport için bile güzel. Futbol konuşanları için bile güzel. Trabzonspor'u tutmayıp bize tavşan koşucu muamelesi çeken o paranın peşinde koşanlar için bile güzel bir şey ya. Konuşacak bir şey çıkar ya. Onlar dört takımı konuşuyorlar. Ben Trabzonspor'u konuşuyorum. Diğer takımlara biliyorum, konuşurum ya. Fenerlisi Galatasaray, Beşiktaş'ın onlar kadar konuşmazsam terbiyesizim ya. Ben futbol takımının içerisinden geldim. Futbolun içerisinden geldim. Ama karışık ukalalık yapmak istemiyorum. Ukalalık yapıp Trabzonspor'a çok konuşanlara da kızıyorum. İsimlerini de veriyorum biliyorsunuz da bir tanesini veriyorum. Niye yapıyorsun diye kardeşim. Aldığımız duyumlara göre bana like atın bilmem ne diyorsun. Ya bırak Trabzonspor'u ya. Trabzonspor'u biz konuşuruz. Senin konuşmana gerek yok. Diyorum. Bu yarışın içerisine gireriz. Arkadaşlar. Formamız, şapkamız. Bu seneki şeylerimiz daha bir güzel. Geçen senekiler de güzeldi. Bu sene de güzel. Yıldızımız beyaz. Şapkamız güzel. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. 25 dakika bu çok uzun olmasın. Gene yeni çıkan şeyler olunca şey edeceğim, söyleyeceğim. Bakın bugün şeyler çıktı. Bayern Münih'ten işte 2004'te olmuş şunu alacak. Yani Trabzonspor'un yönetimi ve bu işlere ilgilenenler, geleceğimizle ilgili bak 20 yaşında da bir tane Hırvat aldık. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bu değirmen hep böyle parayı vererek dönmüyor. Zaten vermesinler. Dursunlar doğru yönetelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum.